Dünya büyük bir futbol şörenine hazırlanıyor. Katar'ın başkenti Doha'da oynanacak olan Dünya Şampiyonası öncesinde stat yapımları, koşu alanları, parkurlar, parklar, her şey yeniden dizayn ediliyor. Çölün ortasında yemyeşil bir baha yaratılmaya çalışılıyor. Bu bahada bir Türk'ün parmak izleri de var. Dolayısıyla Türklerin parmak izinin değdiği bir etkinlikten bahsedeceğiz. Doha'da şu anda peyzaj konusunda çalışma yapan şirketler arasında bir Türk de var. Kendisi bir orman mühendisi ve stüdyomuzda orman yüksek mühendisi Aytül Temiz bizimle birlikte. Hoş geldiniz Aytül. Hoş bulduk Ali Bey. Nasıl başardınız? Böyle birdenbire sizi davet mi ettiler? Yani gelin biz sizi çok beğendik yaptıklarınızı, Türkiye'de yaptıklarınızı o kadar beğendik ya da dünyada yaptıklarınızı. Buraya da bir şeyler katın, burayı da bir cennete çevirin mi dediler? Yoksa bir, tabii bunu latife olsun diye söylüyorum elbette, bir yarışma programı oldu muhtemelen değil mi? Bir rekabetçi bir ihale oldu. Evet. Bu ihaleden siz de çıktınız. Dolayısıyla orayı şu anda Doha'yı geliştirecek, yeşillendirecek, oranın yeşil dokusuna yeniden hayat verecek olan isimlerden biri siz olacaksınız. Öncelikle 2010 senesinden beri tabii benim Türkiye'de başlayan bir yolculuğum var. 2017 senesinin sonundan itibaren de Orta Doğu bölgesinde peyzaj çalışmalarım başladı. Akabininde işte şirket kurulumu ve şirket kurulumuyla beraber tabii mevcut oradaki alanların düzenlenmesi, özellikle bu sene FIFA artık Katar'da olacağı için ciddi bir yeşillendirme, stadyumlara doğru yapılan mimari projelendirmelerle beraber tabii peyzaj ve yeşil alanların da ön plana çıktığı bir süreç geçiriyor Katar. Biz de bu sürecin içinde tek Türk firması olarak yer alma hakkına sahip olduk. Burada tabii Türkiye'de ve diğer ülkelerde yaptığım çalışmaların çok çok büyük bir etkisi oldu. Ama orada da belli uluslararası yeterlilikte olmanız ve diğer disiplinlerle beraber iyi çalışıyor olmanız da çok önemli bir faktör diyebilirim. Evet. Peki bu faktörleri bir sayalım. Yani oraya davet edilen firmalarda aranan en temel özellikler ne? Bir defa iş bitirme yeterlilik belgesi aranıyor. Belli değil mi? Evet. Ya da ödül almış, yarışmalardan ödül almış kişilerin ya da şirketlerin olması bekleniyor. Sizin bir de o alanda bir ödülünüz de var bildiğim kadarıyla. Evet, evet. Bu sene bir ödül aldım. Doğru biliyorsunuz Ali Bey. Mart ayındaydı Dubai'de. Outstanding Leadership ödülüne layık görüldüm. Uluslararası alandaki çalışmalarımız ve proje başarılarımızdan dolayı. Benim için tabii çok onurlandırıcıydı. Çünkü hep şirketlerimizin yaptığı işler ön plana çıkıyordu. Ama bu çok şahsi özverimle ilgiliydi. Benim yolculuğum da artık televizyon ya da işte yazılı görsel medya yoluyla da takip edenler de biraz biliyor. Burada çok emek verip aslında yurt dışına bir açılım gerçekleştirdik. Katar sürecinde şöyle oldu. 2017 senesi ilkbahar aylarında Expo Turkey by Katar vardı. Evet. Aslında daha çok gayrimenkul ve inşaatın katıldığı bir sektördü. Ben tek peyzajcıydım. Dolayısıyla aslında belki de bir fuara giden tek peyzajcı olmanın verdiği bir işte network açılımıyla beraber ve stratejik doğru hareketler diyelim işletme anlamında. Biz orada 6 ay sonrasında artık bir şirket kurulumuna yöneltti. Sonrasında da işte mimar mühendis sayımız, şirket yöneticilerinin vasıfları, yavaş yavaş aldığınız işlerle beraber işte classification diyorlar orada. Evet. Bunları elde edip ardından işte approval oluyorsunuz, bir onaylanma süreci oluyor devlet işleriyle ilgili. Bu da tabii epey zaman alıyor aslında. Tüm bunları yerine getirdikten sonra malzeme, ekipman, fidanlık, ekibin kurulması, sonrasında da işte mesela 4 kilometrelik bir yol projesi yapıp bitirdik uygulamasını. Orada çok önemli bir stadyuma gidiyor. Ondan sonra metro istasyonundan gidip mesela oradan şimdi yürüyüp stada ilerleyecek herkes mesela bizim aslında evet yaptığımız yollarda gidecekler. Dolayısıyla hani benim için de çok büyük bir motivasyon. Çünkü aslında insanların hayatını güzelleştirip dokunuyorsunuz. Bir çölü bitkilendirmek ve orada bir şeylerin yaşamasını sağlamak çok zorlu. Dolayısıyla çok zorlu bir mücadelenin içindeyim ve beni çok mutlu ediyor böyle olması. Ben hep şeye çok hayret ederim. Yani çölün endemik bir bitkisi yok normalde. Var ama yok. Hani endemik bitkiden kastım. Hani dünyanın her yerinde yetişen, her coğrafyada yetişen bitkilerden bahsediyorum. Dubai'yi gördüm ama Katar'ı görmedim. Mesela ama Katar'ı çok yeşil buldum ve çok şaşırdım mesela. Yani çölün ortasında bu vahayı nasıl yarattıklarına çok hayret ettim. Giriyorsunuz mesela devasa büyük bir otel. Yemyeşil, ormanın içinden geçerek otele ulaşıyorsunuz. Yani normal şartlarda muhtemelen 20 yıl önce orada tek bir ağaç yoktu. Sadece kum vardı. Kumu yani yeni bir toprak tabakasıyla besleyerek mi yapıyorlar yoksa bir karma, bir kültür mü oluşturuyorlar?
Nasıl oluyor da? Bir de tabii sulaması var işin. Yani hem çok buharlaşması olan bir yer, hem su kaybının çok fazla olduğu bir yer. Ağaçların uyum sağlamakta çok zorlandığı bir yer. Oksijen kesafetinin keza çok yüksek olmadığı yerler, yani daha doğrusu nemin çok yüksek olduğu yerler. O sebeple biraz orada peyzaj yapmak zor değil mi size göre? Şöyle anlatayım. Şimdi Katar'ın tabii bir endemik bitki örtüsü var. Bu diğer nedir aslında bu işte Gulf ülkeleri dediğimiz Arap ülkelerinde de var. Ama bunlar çok basit yer örtücüler. Sadece bodur oradaki ağaçlar. Evet yani bodur ağaçlar ve daha çok yer örtücü türler. Dolayısıyla böyle form olarak baktığınızda çok büyük ağaçlar maalesef orada çok uzun vadede yetişemiyor. Bunun en büyük temel sebeplerinden biri de işte çölde kum fırtınalarının olması. Tabii. Maalesef bitkilere çok zarar veriyor. Aşırı sıcaklara bağlı aspirasyon dediğimiz topraktan suyun buharlaşması işlemiyle beraber gerçekleşen kuraklık. Bunlar maalesef tabii geçmiş dönemlere baktığımızda peyzaj sektör olarak bu kadar ilerlemediği için 20 sene önce bahsettiğiniz gibi aslında o alanların tamamen çöl gibi gözükmesine sebebiyet vermiş. Ama günümüz teknolojisiyle doğru sulama sistemi, hatta doğru drenajların kurulması, çünkü çöllerde şöyle bir şey yaşanıyor, inanılmaz bir yağmur ve dolu fırtınasıyla beraber birdenbire aşırı sıcaklıkla gelen bir kitle. Bir bakıyorsunuz mesela drenajlar, sistemler iyi yapılmayınca doğayı birdenbire sel alıp götürebiliyor. Hatta bu geçen hafta yaşanan bir şey. Dolayısıyla aslında iyi bir drenaj sistemi de yine hani çöl sistemleri içinde de çok önemli, bitkilerin yaşaması için demeliyiz. Aynı zamanda tabii Türkiye'ye göre çok daha yüksek bir sulama miktarı gerekiyor. Dolayısıyla çok daha zamansal anlamda iyi planlanması lazım. Bir de olabildiğince işte o maksimum sıcaklık ve aynı zamanda hızlı gelen soğuk etkisine dayanıklı türler olması lazım. Çünkü bizim ülkemiz gibi dört mevsimdeki o ilkbahar sonbahar geçişleri orada çok yüksek değil. Ani sıcaklık birden soğuğa inebiliyor. Dolayısıyla daha aslında hızlı iklim değişimine dayanan bitkileri tercih ediyorum projelerimde. Evet. Şimdi sıfır atık ve arıtma projeleri var biliyorsunuz. Yani örneğin İsrail deniz suyundan içme suyu kazanabiliyor. Evet. Şu anda dünyadaki en temel yani Avrupa mutabakatı çerçevesinde bütün ülkelerin mümkün olduğu kadar suyunu dönüştürerek kullanması. Yani suyun recycle bir hale getirilebilmesi için bir şeyler yapılması gerekiyor ve bunun çok hızlı yapılması lazım. 2030 yılında bu sürecin dışında kalan ülkeler gerçekten kendilerini kullanılamaz hale getirecektir. Öyle düşünüyorum. Acaba çölde suyun yeniden kazanımıyla ilgili ciddi çalışmalar var mı? Örneğin diyorsunuz ya, yağmur bastı ve Katar'ı sular aldı. Evet, evet. Şimdi mesela bu suyun geri kazanılması halinde olağanüstü bir kaynağa kavuşacak ama bundan acaba yani faydalanabiliyor mu? Suyun tabii geri kazanımıyla ilgili ve aynı zamanda hani mevcuttaki deniz suyun arıtımıyla ilgili oralarda da çok ciddi çalışmalar var. Ama bunu ben biraz dünya genelinde aslında anlatmak istiyorum. Tabii. Çünkü bu sadece çöle ait bir problem evet. değil. Yani siz eminim dünyanın haberlerden biliyorsunuz. Los Angeles'ta mesela şu anda ceza kesiliyor. Bahçe suyu fazla kullanıldığı zaman evlere tek tek denetime polisler gidiyor. Tabii. Ve insanlar fazla su kullandığı için otomobil ceza alıyor. Otomobil yıkamaya kısıtlama getiriyorlar. Evet, tabii. Evet. Çünkü yani nüfusun da kalabalık olduğu yerler aslında su kaynağı yetersiz ise ve siz yanlış bir peyzaj uygulamayla aşırı bir sulama yapıyorsanız aslında yine kendinize zarar veriyorsunuz. Burada aslında su planlamasını hani mimari anlamda da bir çevre dönüşümü içinde düşünmek, söylediğiniz gibi hani aslında bizim disiplinlerimizin beraber çalışması gereken çok önemli bir konu. Ama bu bütün dünya için önemli. Türkiye için de önemli, Katar için de önemli. Tabii daha su kaynakları az olan bölgelerde de yine su apayrı bir konu ama bununla ilgili tabii çalışmalar yapıyorlar. Peki, Körfez ülkelerinin geriye doğru kaç yılını biliyorsanız oraya kadar gidelim. Mesela 20 yılını biliyorsanız 20 yıl geriye gidelim. 10 yıl biliyorsanız 10 yıl. Ben mesela Dubai'nin 20 yıl geriye giderek son halini biliyorum. Evet. 20 yıl önce gittiğimde Dubai gerçekten hakikaten bir çöldü. Yani işte birkaç tane gökdelen vardı ama şimdi gittiğinizde Dubai'nin her yerinde yeşillik görebiliyorsunuz. Böyle devasa, kocaman, büyük palmiyeler görüyorsunuz, büyük çam ormanları görüyorsunuz. Örneğin adını vermeyeyim, bir otel markası. O otelin içine girerken mesela bir Belgrad ormanına girdiğinizi hissediyorsunuz. Yani bunu o kadar hissediyorsunuz güçlü. Ve çok enteresan. Ben mesela en son Mart ayında Dubai'deydim. Yani gittiğimde mesela bir restoran konsepti var. Hani lavaboları kullanıma gittiğinizde bile kuş sesleri duyuyorsunuz. Şimdi, aynen öyle, bravo. Yani artık evet. Outdoor'un içeri geçirildiği. Aslında iç mimarların bile hani buna uyumlandığı bir süreç içinde dünya. Dolayısıyla aslında biz hani bu yüzyılın akımı çevrecilik derken hep böyle röportajlarımızda bunları da tasarımsal öğe olarak öngörerek biraz bahsediyorduk. İnsanlar çünkü maalesef kentleşmenin artmasıyla beraber işte bahsettiğimiz gibi 20 sene önceki ve şu anki Dubai bir çölden yeşile döndü. Ama insanlar bu yeşili içeride de hala görmek istiyorlar. Dolayısıyla doğru iç mekan bitkilendirilmesi, konseptlerin böyle olması da peyzajın özellikle verdiği rekreasyon etkisi
etkisi, yani insan ruhundaki o rahatlamayla beraber tasarımın da en önemli öğesi haline geldi. Özellikle işte daha metropol yerlerde, İstanbul gibi, Dubai gibi belki de daha çok bu tarz tasarımlar projelerde konuşuluyor. Doha tabii biraz daha bu noktada hani turizmden uzak, farklı nitelikleri olan bir yer. Ben projelerimde olabildiğince o yüzden oradaki mesela endemik türleri de bir şekilde projelerin içine adapte edip aynı zamanda Türkiye'den, ülkemizden de götürülebilecek bitkiler üzerine çalışıyorum. Hatta Aralık ayında bununla ilgili bir proje hazırladım. 2030 senesinde Katar'ın hedefleri var belli bir ağaçlandırma sayısıyla ilgili. Bunların mesela hangi oranda ne kadarını biz Türkiye'de ürettirip fidanlıklardan oraya götürebiliriz? Bununla ilgili bir sunum hazırladım. Yani burada olayım sadece Türkiye'de iyi bir şeyler üretelim, götürelim değil. Benim gibi yurt dışında çalışan insanların da bence dışarıda çalıştıkları ülkelerde kendi ülkelerine kazanım yaptırmak için böyle bir vizyon sağlamaları lazım. Olay sadece üretmek değil bence. Dünyanın aslında bize daha iyi bir ticari ilişkisi olması için de bu vizyona ihtiyacı var. Evet. Şimdi ağaçlandırmaya başladığınız zaman orada habitat değişiyor, değil mi? Bu habitatın içine doğal unsurları kendiliğinden mi geliyor yoksa onu yerleştirmeniz mi lazım? Biraz önceki örnek çok yerindeydi. Bunu ben yani kendim deneyimlediğim için biliyorum. 10 yıl önce Dubai'de bir otelde uyandık. Sabahleyin kuş sesleri vardı. İnanamadım. Bunu ancak işte Trabzon'da, Rize'de, Artvin'de yani bizim Karadeniz sahillerinde, Bolu'da görebilirsiniz. Mesela İstanbul'da kuş sesiyle uyanabileceğiniz tek bir otel olduğunu zannetmiyorum. Burada Riva'dan Beykoz'a kadar bütün hinterland üzerinde herhangi bir yer olduğunu zannetmiyorum. Ankara'da olduğunu zannetmiyorum. İzmir'de olduğunu zannetmiyorum. Bu habitatı oraya monte mi ediyorsunuz yoksa o habitat kendiliğinden geliyor mu? Mesela o kuşlar, o sürüngenler, o börtü böcek kendiliğinden bir süre sonra geliyor mu oraya? Şimdi Orta Doğu'da şöyle oluyor aslında. Belli bir kuş türü var. Evet. Ve onlar zaten aslında gidebilecekleri çok fazla ağaç bulamadıkları için ağaçı bir yer gördükleri otomatikman gidiyorlar. Ama Türkiye'de durum bunun tam tersi. Mesela Karadeniz'e gittiğinizde bunu evet çok duyuyorsunuz. Niye? Çünkü mesela Taksus bakatı dediğimiz böyle porsuk diye geçer. Porsuğa mesela çok giderler. İşte Karadeniz'de kendi zaten endemik türü olarak çok yaygındır. Kuşların sevdiği bazı türler var. Evet. Şimdi dolayısıyla biz aslında diğer canlı öğeleri de alanımıza çekip bir canlı ağaç müzesiyle beraber bir orman ekosistemi aslında projede yaratmak istiyorsak bunları düşünmek zorundayız. Yani kuş hangi ağaca gitmek isterse mesela o ağaç bence biraz projenin içinde olmalı. Çünkü insanımız şehir merkezinde maalesef gitgide evet bir ağaç var ama diğer orman sistemini sağlayan bir ekosistem göremediği için çok fazla sadece beton ve belki sayılı ağaç görüyor. Bu da maalesef bence yeterli etkiyi sağlayamıyor. Evet. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da en başta Keban, Karakaya barajları olmak üzere pek çok barajın havzasında mesela gidip geldiğinizde uçaktan baktığınızda tek bir ağaç göremiyorsunuz. Orhan Kemal bunu bir romanında şöyle yazıyor. Diyor ki kuşların dalına konabileceği bir ağaç bulamıyorsunuz. Yani kuşun dalına konabileceği tek bir ağacın olmadığı coğrafyadan bahsediyor. Oysa orası su havzası. Evet. Havzanın mutlak surette yeşillendirilmesi lazım. Su kaynağı var. Her şey var ama neden çıplak tutuluyor? Yani buna dair örneğin Orman Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü bir özel proje olmalı mı ya da yapılmalı mı? Neden yapılmadı? Yani şöyle anlatayım. Şimdi OGM tabii çok eski köklü ve çok büyük bir departman. Dolayısıyla OGM'nin kendi 10 yıllık, 5 yıllık planları oluyor bu konularla ilgili. Bu hani apayrı bir uzmanlık alanı bize göre ama hani şunu biliyorum. OGM genelde kendi alanları içinde bir plan yürütüyor. Dolayısıyla bu su ve havza işine girdiği zaman oraya artık su işleri ve çevreyle ilgili çalışıyor. Evet. Dolayısıyla o çok OGM'nin alanında kalamıyor Ali Bey. Ama şunu belirtmek istiyorum. Evet, endemik türlerle ilgili aslında şunu belirtmek istiyorum. Bitki formu olarak endemik türleri aslında çevre şehircilik, suyla ilgili çalışan departman bunların hepsinin artık endemizm fikrinin yani bu konuşulmuyor Türkiye'de, dünyada konuşulmuyor ama çok önemli. Bakın endemik tür yok olduğu zaman aslında biz sağlığımızdan da oluyoruz. Çünkü ilaç sanayinde kullanılabilecek, evet belki de bir özü biz kaybediyoruz. Tabii. Sadece bunu çevre ve estetik olarak düşünmemek lazım. O yüzden bu alanların endemik türlerle bitkilendirilmesi çok önemli. Ve endemik türlerimizin fidanlıklarda, seralarda daha çok yetiştirip küresel anlamda aslında bitki çeşitliliğine katkı sağlamak adına diğer ülkelere ihracı da çok önemli bir konu. Bununla ilgili de bence mutlaka
işte süs bir dediğimiz süs bitkileri grubu var. Çalışılması gerekiyor. Türkiye süs bitki yetiştiriciliği konusunda çok geride maalesef. Öyle, neden? Burada liderlik galiba Çin'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Evet, evet, evet. Çin yaklaşık işte 900 küsur bin hektar alanda bir bitkilendirme büyütüyor. Amerika'da yaklaşık 150 bin hektar civarı. Sonrasında Avrupa ülkeleri geliyor. Almanya, İtalya, Fransa gibi. Türkiye'de maalesef bu alan yaklaşık 3000 küsur hektar diye düşünebilirsiniz. 3000? Evet, süs bitkisi yetişmesinden bahsediyorum ama satışıyla ilgili değil. Dolayısıyla Türkiye'nin yüzölçü şimdi düşündüğünüzde ve oranladığınızda bu gerçekten hiç diyebileceğimiz bir rakamda. Aynen. Ve şu an aslında bununla ilgili gerçekten yatırım zamanı. Çünkü son iki senedir mesela Avrupa'da çalışan, beraber projeler yürüttüğümüz diğer mimarlık ofisleri bana Türkiye'den bitki soruyorlar. Evet. Ve ben onlara mesela fidanlıklarla ilgili yönlendirmelerde bulunuyorum. Fakat hep baktığımda sadece dışarı gönderilen sabit türler. Yani biz neden kendi ülkemizde yetişen, oralarda olmayan ama iklim şartlarıyla oraya uyumlu türleri de üretip aslında böyle bir şey yapmıyoruz. Endemik olduğu için bizim için hem yetiştiriciliği çok kolay. Dolayısıyla evet, maliyetleri düşürecek. Hem de aynı zamanda uluslararası peyzaj alanında da bir bitki zenginliği sağlayacak. Bence Türkiye önümüzdeki 3 sene içinde mutlaka ve mutlaka şu an hani TL'nin düşük olması ve döviz bazlı ihracat için aslında bu bitki satışı için bir fırsat değerlendirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu öngörerek aslında Avrupa'da gidebilecek türlerin mutlaka bence süs bitki üreticileri tarafından yetiştirilmesi lazım. Orta Doğu'da gidebilecek bitki türlerinin yetiştirilmesi lazım. Eskiden mesela ben Orta Doğu'daki ofisime işte Tayland'dan bitki sipariş ederken rakamlar çok uygun diye. Şimdi mesela bu sene artık Türkiye'li bir rekabet piyasası içindeyiz. Ama fiyatlar dolayısıyla. Evet, fiyatlar dolayısıyla. Ama mesela size çok enteresan bir konudan bahsedeceğim. Yeni yüzleştiğim için 2 ay önce. Yani zeytin ağaçlarına ihtiyacımız var Katar'da projemiz için de Türkiye'den göndermek istiyorum. Ama protokollerden ötürü satan var, ellerinde bu ağaçlar da var. Fakat biz protokollerden ötürü götüremiyoruz. Halbuki mesela ağacın birim fiyatı yani İtalya ve İspanya'dan daha uygun. Ve biz Orta Doğu'ya aslında denizle gönderim üzerinden çok daha maliyet açısından da uygunuz. Fakat bitkiyi gönderemiyoruz ama elimizde var. Yani mevcutta bir ağaç sökümünden bahsetmiyorum. Bir stoğun aslında değerlendirilmiş. Koruma kararı olduğu için mi gitmiyor? Ya yani şöyle, satışa konulan bir bitkinin koruma kararı bana çok mantıklı gelmiyor. Bence burada hukuki denklem olarak bir açık var. Dolayısıyla ekonomik anlamda bence değerlendirilmesi gereken bir şey. O yüzden özellikle paylaşmak istedim. Evet. Süs bitkileri yetiştirilmesi konusunda kamunun üstlendiği bir rol var mı? Yani Orman Genel Müdürü süs bitkileri yetiştiriyor mu? Yoksa biz bildik anlamda. Mesela ben süs bitkileri havzasını Yalova'da görüyorum. Yani Yalova'dan Sakarya'ya kadar olan bir yerde orada görüyoruz yani. Şimdi nerede? Sizin gördüğünüz bölüm alan aslında Türkiye'de Karadeniz ve Marmara bölgesinin süs bitkisi ihtiyacını, peki, kentlerin süs bitkisi ihtiyacını İzmir gibi karşılayan bölüm Ege sınırını. Bizim Orta Doğu ve işte Avrupa'ya aslında süs bitkisi gönderdiğimiz bölüm biraz daha işte Mersin, Adana, Antalya, İskenderun hattı üzerindeki yetiştiriciliğe bağlı. Böyle Toros sedirleri falan yetiştirmesi evet, lazım. Evet, tabii, evet. Aynı zamanda işte ibril türlerle ilgili mesela OGM'nin fidanlıkları var. Onlar daha çok çalışıyorlar. Ama süs bitkisi dediğimiz zaman biraz daha işte boylu ve daha bodur çalılardan bahsediyoruz. Dolayısıyla o türlerin yetiştiriciliği aslında Akdeniz'de daha hızlı oluyor. Bunun temel sebeplerinden biri de vejetasyon süresi. Yani üretim süresi dediğimiz süreç daha uzun. Evet. Normalde işte kuzeye geldiğimiz zaman bitkiler yaklaşık bir 6 ay ayakta kalırken güneye indiğiniz zaman bu üretim süresi 10 aya çıkıyor büyüme olarak. Dolayısıyla fidanlık yatırma anlamında güney her zaman değerlidir. İhracat anlamında da olanakları artıracağı için bence Türkiye'nin artık güney bölgesine bu konuyla ilgili yatırım yapması lazım. Keşke vaktim olsa da ben birebir bununla ilgili bir vizyon ve planlama yapabilsem ama maalesef şartlar evet, olmadı. Mesela Çin örneğini dışarıda tutarsak, çünkü Çin'de uygulama farklı, onu biliyorum yani tamamen kamunun kontrolünde. Ama Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Fransa gibi ülkelerde özel şirketler mi yapıyor peyzaj bitkileri yetiştirme işini, yoksa kamu mu üstleniyor bunu daha çok? Şöyle, süs bitkileriyle ilgili genelde özel firmalar çalışıyor. Evet, kamu yani bu alana girmiyor. Aynen yani öyle. Ama mesela ormancılığa girdiğiniz zaman konu çok daha farklı. Türkiye'de mesela %98-99 devlet ormanıyken ormanlar. Almanya'ya gittiğiniz zaman mesela bu oran tamamen tersi. Orada özel ormancılık var. Ziraat biraz daha planlı ve ön planda. İşte ceviz yetiştiriciliği, badem yetiştiriciliği gibi türlerle
itibariyle insanlar kendi özel orman alanlarına bakıp değerlendiriyorlar. Biz de biraz daha endemik orman rejiminin değişmesi lazım. Evet, evet. Yani şöyle, aslında bence devlet ormanı olarak kalmalı. Çünkü Türkiye'nin endemik yapısı devlet ormanı kalması için çok müsait. Doğru. Bitki örtüsü olarak. Biz bunu özel ormana çevirirsek Türkiye'de maalesef talana gider konu. Çünkü biliyorsunuz 2B orman arazilerinde bile işte şartlar ve koşullar gereği işte yanlış yapılaşmayla birçok problem oldu. Hala insanların hukuki süreçleri var. Benim dahil olduğum bir konu değil ama ormanla ilgili de özellikle hukuki dersler almış bir insan olarak bunu belirtmekte fayda görüyorum. Bence Türkiye'de ormanlar devlet elinde kalmalı. Evet. Yurt dışında yaptığınız başka proje var mı? Doha dışında bugüne kadar nereye? Şöyle anlatayım. Ben aslında 20'den fazla ülkeye seyahat edip çalışma sıradan birkaçını sayayım. Yani mesela Cezayir'de Sidibel Abessi bölgede proje danışmanlığı verdik. 24 kilometrelik bir projeye danışmanlık vermek için gitmiştim. Evet. Yol etrafı bitkilendirmesiyle ilgili. Onun haricinde İtalya'da bir proje bitirdim. Bir çiftlik projesiydi. Burada önemli olan aslında şu. Hangi ülkeye giderseniz oranın kültürünü koruyan bir proje yaparak işte bir biraz modern artı içine entegre etme, biraz kendi bakış açınızla beraber orayı güzelleştirebiliyor olmak çok önemli. Ama her gittiğiniz ülkede aslında yeni bitkiler tanıyorsunuz, yeni bir kültür tanıyorsunuz. Evet. Ve onun içine sizden bir şeyler katarak doğru tasarımı oluşturmak çok önemli. Mesela işte Abu Dhabi'de yapılmış çok büyük bir cami projesi var. İngilizler peyzajını yapmış ama bana sorarsanız, hani Versailles Sarayı'nın yaptığınız gibi bir caminin peyzajını yapamazsınız. O doğru değil. Evet, yani çünkü oradaki kültürü bilip anlamak, oradaki işte felsefi öğelerle aslında insanların inanç kılıklarındaki bir şekilde bunu tasarlamak gerekiyor. O konuda biz biraz daha vizyoner bir işletmeyiz. Yani karşı tarafı anlayarak hizmet vermeye çalışıyoruz. Uluslararası arenada belki de hani bireysel anlamda beni başarıya götüren şey bu. Gerçekten projenin içine girip projeyi yaşamanız lazım. Yoksa çok benzer işler oluyor ve birbirini tekrar etmek de aslında hiçbir şekilde işinize ya da sizi başka geliştirmiyor. Başka çalışma yaptığınız ülke var mıydı? Tabii, bunlar hemen anlatayım. Onun haricinde işte Orta Doğu Bloğunda mesela işte hani Bahreyn, ondan sonra bu blok arasında kalan diğer ülkeler. Kuveyt, Katar. İşte Kuveyt, Katar. Bunların hepsine seyahatlerim oldu. Danışmanlık verdim. Onun haricinde de işte Amerika'ya mesela proje çizip gönderdik. Oman'da da mesela joint venture yaptığımız, yani proje bazlı ortaklık yaptığımız bir firma var yine. Onlarla böyle bir sözleşme içindeyim. Ama genel olarak şu an hani Türkiye, Beşiktaş ve işte hani İstanbul'da Doha olarak iki ofisimi çok aktif yürütüyorum. Aynı zamanda Doha'ya Türk ürünleriyle ilgili de işte peyzaj anlamında, tradingle ilgili de ciddi çalışmalarım var. Doha'da bir ofisiniz var. Evet, var. Başka yere açmayı düşünüyor musunuz? Ya şöyle, aslında Amerika ile ilgili yani bir düşüncem var. Evet, İngiltere ile ilgili bir düşüncem var. Benim şu an zaten 180 kişilik bir ekibim var aslında. Çok ciddi kalabalığız ama sağ olsun. Ne kadar mühendisiniz bunların? Tabii anlatayım. Yaklaşık bir 40 kişilik, 35-40 civarı arası bir mühendis ve mimar kadromuz var. Onun altında işte uygulamalarımızı aslında işçilerle beraber takip edebilmesi için tekniker kadromuz var. Teknikerlerden sonra da işte hani usta başlarımız ve işçiler olmak üzere böyle bir dağılımımız var şirket içinde. Evet, evet, aynen. Peki, öyle. Peki gelelim İstanbul'a. İstanbul'daki peyzajı nasıl görüyorsunuz? Çok tartışılıyor biliyorsunuz. Hani evet, bu dikey peyzaj, dikey ağaçlandırma, dikey yeşillendirme gibi epey bir tartışma konusu oldu. Belediye onların bazılarını kaldırdı ortadan. Oraları grafitilerle bezedi, evet, ama hala bazı yerlerde durduğunu düşünüyorum, görüyorum. Evet, yani evet, henüz vazgeçmiş değil. Doğru mu, yanlış mı? Nasıl yapmak lazım? Şimdi şöyle, aslında bu iki karar da doğru ve yanlış demekten ziyade bu iki kararın da bence nasıl uygulandığına bakmak lazım. Tabii. Yani şimdi bir yeri yeşillendirmek beton anlamında bir peyzajcı olarak tabii ki yeşillendirelim doğru diyoruz ama yani projenin içine baktığınız zaman kullanılan bitkiler doğru değil. Ben 35 yıllık İstanbulluyum ve İstanbul'daki bu peyzaj anlamındaki değişimi tamamen mimariyle beraber birebir gözlemleme ve şehrin içinde yaşama şansım oldu. İlk başta bu dikey bahçeler yapıldığında mevsimlik çiçekler dikildi. Evet. A'dan Z'ye yanlış bir uygulama. Dört mevsim değişen çiçekler değil, evet, mi? Yani maalesef, dört mevsim dört kez masraf yapıyorsunuz. Maalesef dört kez mevsimlik çiçek değiştiriyorsunuz. Mevsimlik çiçek inanılmaz su istiyor. Tabii. Ve suyla beraber onun toprağı akıyor. Dolayısıyla siz her seferinde bitkinin altındaki toprağı değiştirmek zorundasınız. Suyla ilgili ciddi masraf altına giriyorsunuz. Toprak aktıkça içindeki gübre eriyip aynı zamanda keçeye zarar verdiği için keçe değişiyor. Gübreyle ilgili sorun yaşıyorsunuz. Mevsimlik çiçek değiştiriyorsunuz. Bunlar çok büyük bütçeler çünkü alanlar çok büyük. İstanbul'da maalesef otoban kenarlarında çok ciddi duvarlarımız var. Dolayısıyla burada önemli olan aslında İngiltere'de mesela çok güzel uygulamalar öyle var mi bununla nasıl ilgili. Nasıl oradaki uygulama? Tabii hemen anlatayım. Daha böyle evergreen, yani her dem yeşil dediğimiz
suya çok ihtiyacı olmayan, evet, daha dayanıklı bitkilerle beraber aynı zamanda mesela çevreyle ilgili hava kirliliğini tamamen daha fazla emdirici olan, absorbe eden, çünkü bununla ilgili de bilimsel çalışmalar var bitkiler üzerinde. Daha ağırlıklı bu bitkilerin kullanıldığı. Evet, mesela duvardaki çiçeklerin yani çevre kirliliğini azaltmaya bir katkısı olduğunu sanmıyorum. Yani bir oksijen ya da karbondioksit absorpsiyonuyla ilgili hiçbir faydası olduğunu düşünmüyorum. Yani şimdi ölçek trafik sıkışık ve siz aslında böyle bir köprünün altındasınız. Sağda solda araç gürültüsü birdenbire çok artıyor değil mi? Tabii. O noktalarda mesela aslında gürültüyü engelleyebilecek bir bitkilendirme. Ya da işte kötü alanları ses kapatmak perdesi. İçin daha güzel bir yeşil separatörler planlanabilirdi. Bunların hiçbiri yapılmadı. Yani sonradan geldiklerinde de işte yeni başka bir değişimle ilgili bakıyorsunuz son iki seneye. İşte boyalara ya da işte diğer sanatsal çalışmalara döndü. Tabii ki sanatsal çalışmalarda bizim peyzajda görmek istediğimiz şeyler ama yani keşke mesela o aslında kalıp olarak oturtulan arka karkaslara daha doğru bir bitkilendirme yapılsaydı bir daha az bütçe harcanırdı. Tabii. İkincisi ses ve hava kirliliği ile çok daha iyi şeyler olurdu. Ama Türkiye'de yani bunları uluslararası arenadaki gelişmelerle takip eden insan sayısı maalesef çok az. İşte olsa da değerleri ne kadar biliniyor? Bu da bence çok büyük bir soru işareti. Dolayısıyla maalesef böyle hala İstanbul çok kozmopolit ve önemli bir şehir olmasına rağmen peyzaj konusunda çok eksik. Bir de sulama sorunu var. O da ayrı bir şey, skandal bence. Yani caddeyi suluyorlar. Yani refüji sulamak yerine, ağacı sulamak yerine. Evet. Bu üstelik de İstanbul'un her yerinde istisnasız yapılıyor. Evet. Yani belediyelerin bu konuda ya yetişmiş elemanları yok ya da aslında özensiz davranıyorlar. Aslında takip etmeleri lazım Ali Bey. Yani çimler var mesela o alanda. Evet. Bir kere yatayda böyle bir eğimli çim planlanması çok yanlış. Çünkü çim devamlı değişim istiyor, gübre istiyor, bakım istiyor, biçiliyor, spring başlıkları kırılıyor, o sular o yüzden yollara akıyor, rotasyonları bozuluyor, işçi bunu düzenli orada takip edemiyor. Adamcağızlar da haklı yani yolda çalışan işçiye hiçbir şey diyemeyiz. Çünkü sıcakta çok eğimli bir yerde bunu yapmak kolay bir işçilik değil. Yani bazı şeyleri planlarken tasarım olarak bunun işçiliğini ve bakımını da düşünmek lazım. Bence belediyelerimizdeki departmanlarda çalışan arkadaşlarımızın bu konuda biraz vizyon geliştirmek anlamında çalışması gerekiyor. Yani burada mesela işte belki de bir kaz ayağı dediğimiz yeşil bir bitki örtücüyü bir kere dikip orayı 7-24 yeşil tutup çok az bir damlama sulama geçilip herkes rahat edeceğini, böyle problemler oluyor. Ve belki de trafik kazasına sebebiyet verebilecek bir nokta, can kaybına kadar o sulama kenarda gelip bir aracın kayıp böyle şeylere de vesile olabilir. Can güvenliği, insanların yaşam ergonomisi, peyzajda o kadar çok denklem var ki. Aynen. İnce düşünen insanlara çok ihtiyacımız var. Bir de yol kenarlarında yabani otları biçme hikayesi var mesela. Ben ona bir anlam veremiyorum. Yani neden sürekli oralar biçiyor? Halbuki orası yeşillendirilebilir. Yani o endemik bitkiye de uygun olan, onun da gelişmesine izin veren, onun da yeşil kalmasına izin veren bir şey yapılabilir mi? Yani onları biçmek doğru bir şey mi acaba sizce? Şöyle yani en azından biçiyorlarsa da ki bence biçmek doğru değil. Yani yabani otları aslında bence mekanik olarak kökten toplayıp orayı güzel yer örtücüleriyle bitkilendirmek gerekir. Çünkü inanın sonuçta bitkiler ailesinde bir yakıtı var. O yakıt o üzerine ekleyip devamlı bunun büyük alanlarda metrekare bazında yapıldığını düşünürseniz bu da bir gider. Dolayısıyla aslında zengin bir ülkeyiz ama meblağlarımızı bence doğru ve mantıklı değerlendiremiyoruz. Çok daha estetik, güzel, çok daha ekonomik çözümler bulunabilir. Peki son iki dakikamız. Türkiye'den iyi bir örnek vermenizi istiyorum. Yani hangi kentte siz bir peyzaj mimarı olarak gittiğinizde evet burası iyi, fena değil diyorsunuz. Bir de tabii kötü olanı da bir örnek verin ki onlar da ders alsınlar, ona göre çalışsınlar. Ya şöyle İzmir'deki mesela o sahil şeridini ben aslında beğeniyorum. Çünkü yani mesela palmiyeler. Kordonu diyorsun. Evet kordon. Yani. Bence aslında şöyle güzel. Çünkü çok kendine ait dokusuyla beraber yapılmış. Oranın kendine özgü formu korunmuş. Ve işte palmiyeler gibi mesela rüzgara çok dayanıklı türlerle ağaçlandırma yapılmış. Ama işte İstanbul'a geliyorsunuz mesela bir bakıyorsunuz. Belki de Boğaz Hattı'ndan geçerken yine iri iri palmiyeler var. Ama yani İstanbul'da mesela bu İzmir'deki gibi değil sıcaklık olarak. Bir süre sonra işte dondan etkilenip mesela bitkilerin yapraklarında yanma oluyor. Dolayısıyla bununla ilgili iki ayrı böyle size mukayeseli bir örnek verebilirim. Mesela Konya, Kayseri, Adana, Mersin, Diyarbakır buralardan bir örnek verebilir misiniz? İyi ve kötü örnek. Yani şöyle korkmayın merak etmeyin. İç Anadolu hattına çok gitmedim. Seyahat etmedim. O yüzden görmediğim için birebir bununla ilgili bir örnek vermek istemiyorum. Ama Adana bence kendi ekonomik yatırımlarına göre kendini iyi planlayan bir şehir ve çok geliştiğini düşünüyorum. Adana'da yapılan çalışmaları biraz beğeniyorum, evet. Güzel. Peki Aytir Hanım çok teşekkürler. Kalkmayın lütfen.
Aytül Temiz'le konuştuk ve yeşile dokunduk. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak olan Dünya Futbol Şampiyonası'na aslında bir Türkiye'li dokunuyor. Biraz da buna değindik. Şimdi çok kısa bir ara.